Aslında günümüzde anestezi tekniklerinin gelişmiş olması, sterilizasyona çok dikkat ediliyor olması ve güçlü antibiyotiklerin üretimi, uygun dikiş materyallerinin kullanıyor olması sezaryenle ilgili oluşabilecek komplikasyonun birçoğunu engelliyor. Ama tabii bir cerrahi işlem, anestezinin ve cerrahi işlemin içerdiği tüm riskleri içermekte. Kanama olabilir, enfeksiyon olabilir, batın içi bir işlemdir. Komşu organlara, mesane, üreter, bağırsak yaralanması olabilir bu durumda. Gene derin ven trombozu olabilir. Normal doğumda da olabilir aslında bu. Geçirmiş cerrahi işleme bağlı daha sonraki işlemlerde de karın içi yapışıklıklara sebep olabilir. Ayrıca bebekte normal doğuma oranla yaş akciğer dediğimiz doğumdan sonra sık nefes alma, geçici aslında birkaç gün içinde düzelebilen bir solunum sıkıntısı sezaryanda biraz daha fazla görüyoruz. Normal doğum kanalından bebek geçerken akciğerdeki sıvının bir kısmının dışarı atılıyor olması, doğum eylemi esnasında bir takım hormonal maddelerle akciğerdeki sıvının emiliyor olması normal doğumda daha avantajlı gözüküyor. Sezaryanda oluşan bu solunum sıkıntısı ise geçici ve birkaç gün içinde düzelebilen bebeğe ait risklerden bir tanesi.